Mutluyuz. İyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Bunu ilk 20-25 dakikada sahaya da çok iyi yansıttığımızı inanıyorum. Ama diğer taraftan da Gürcistan takımında ne kadar zorlayabileceğini ve iyi bir takım olduğunu da biliyorduk. Çünkü onlar ilk defa bir turnuvaya katıldı. Onun özgüveni, onun atmosferi saha dışında da çok net belli oluyordu. Çünkü Gürcistan'ın federasyon başkanı benim eski takım arkadaşım. O da arkadaşımdı. 4 yıl boyunca 2003'ten 2007'ye kadar Schalke takımında. Hocaları Willi Sanyol da benim Bayern Münih'te takım arkadaşımdı. Yani onların özelliklerini de karakterlerini bildiğim için ne kadar da tutumlu olduklarını bildiğim için zorlu olacağını biliyorduk. Ama biz de Türkiye'yiz. Ayakta kaldık. Onların gösterdiği reaksiyona biz de reaksiyon göstermemiz çok çok kıymetli oldu. 4-4'lük müydü? Hayır. Ama buradaki hedef maçı kazanmaktı. Özellikle buradaki vatandaşlarımıza da takımın enerjisini, sinerjisini, özgüvenini yansıtma anlamında çok iyi bir başlangıç oldu. Bu çok gurur verici. Bayrağımıza sahiplenmeleri, bize inanmaları, desteklemeleri çok çok kıymetli. Biz de bunun karşılığını en iyi şekilde vermek istiyoruz sahada. İlk maçı bunu başarabildik. O da önemli. Çünkü birbirini tamamlayan unsurlar, faktörler günün sonunda çok güzel hikayeler ortaya çıkartır. Şimdi genel değerlendirmek lazım. Turnuvaya baktığınızda maçlarda aslında maçlar hep ortada gidiyor. Yani sadece bir iki pozisyon farkı yaratıyor. Bizde de öyle oldu. Ama genel manada baktığınızda bizim için bu süreçte diğer önemli faktör takım olabilmek. Saha içinde gayet kompaktız. Yediğimiz golde bile herkes baktığınızda topun arkasında. Yani herkes gelmiş. Orada küçük bir dikkatsizlik orada gole engel olmamıza neden oldu. Tabii ki düzeltecek çok şey var. Bunu biz kabul ediyoruz. Çünkü bir sürecin içinde olduğumuzu da söylüyoruz. Genç bir takım olduğumuzun da altını çiziyoruz. Diğer taraftan ama olumlu şeyler ofansifte daha işte cesaretli, daha özgüvenli, beraber hareket eden, birbirini gözlemleyen unsurlara da ön plana çıkarttığımızda günün sonunda o galibiyette hiç kimse haksız bir galibiyet olduğunu da söyleyemez. Bunu da kabul etmemiz gerekir. Çünkü özgüvenimiz, cesaretimiz, mentalitemiz günün sonunda farkı yaratacaktır diye inanıyorum. Sırada Portekiz var. Evet, sahaya çıktığımızda en iyi oyunumuzu geliştirmek istiyoruz ve tabii ki kazanmak istiyoruz. Burada ama gerçekçi de olmak gerekiyor. Baktığınızda Portekiz 2016 bu kupayı kazanmış. Belki en tecrübesiz takımla en tecrübeli takım veya ülke karşılaşacak. Ama futbolda dediğim gibi bunu turnuva da gösteriyor. Maçlar kıran kırana geçiyor. Yani olumlu da olumsuz da olabiliyor. Bizim için ilk hedef tabii ki kazanmak. İkinci hedef ama oyunumuzu da devam geliştirmek. Bildiğiniz gibi hazırlık maçlarında çok fazla gol atamadık. Burada ama 3 tane gol attık. Burada kırılganlığımızı ve direncimizi, takım ruhumuzu biraz da olsa geliştirebildik, arttırabildik. Bunlar çok önemli unsurlar. Biz Gürcistan maçını aslında geride bıraktık. Şimdi gelecek maçlara odaklanıyoruz. Çünkü 7'de bir maçı gitti, 6 maç kaldı. İnşallah o 6 maçı da en iyi şekilde Allah'ın bize nasip eder, biz de hakkını veririz o maçların. Hayallerimiz var ama dediğim gibi burada inşallah ilk önce biz ne dedik? Maç maç gitmek istiyoruz. İlk önce grupları geçmek istiyoruz. Ondan sonra Allah'ım işte nasip ederse hangi ülkeye karşı oynayacağız? Hangi şartlarda oynayacağız? Yani biliyorsun Dortmund maçında yağmur yağdı. Yani maç esnasında öyle devam etseydi farklı şartlar olacaktı. Bizim baktığınızda daha çok pas yapmak isteyen, oyun oynamak isteyen bir yapımız olduğu için orada maçımızı veya işte oyunumuzu etkiler miydi? Bu unsurları da göz önüne almak lazım. Bir iki defa öyle bir konu oldu. Böyle hesap kitap yok. Yani maçtan maça
her maçı kazanmak için, her maçı en iyisini yapmak için sahaya çıkacağız. Burada inşallah grubu lider olarak tamamlarız. Ama ikinci de olursak onu da kabul edeceğiz. Ondan sonra en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Yani burada hiçbir şekilde öyle konulara girmemek lazım. O sadece zaman kaybı olduğunu ben düşünüyorum. Çünkü 7 maçlık bir hayalden bahsediyorsak o zaman zaten bu tur değil öbür tur veya işte ondan sonraki tur o ülkelerle karşılaşacaksınız. Ya öyle bir hayalim yok. Ya öyle bir hayalim yok. Hangi ülke olursa benim öyle bir hayalim yok. Benim hayalim bu oyuncular kendilerini geliştirmesi. Benim hayalim bu oyuncuların potansiyellerini en iyi şekilde sahaya yansıtması. Bu oyuncu grubun özellikle sağ dışında da sorumluluklarını bilmeleri gerekir. Bu oyuncular aynı zamanda da haklarını bilmeleri gerekir. Çünkü ben inanıyorum ki bu kombinasyonu benimseyen bir oyuncu grubu olursa ve daha bilinçli hareket ederse ben inanıyorum ki performansları günden güne artacaktır.